Onun rüyası ona ne anlatıyor? Neşe Hanım. Alo, Hoş iyi geldiniz. günler, nasılsın? Nur kardeşim diye hep yazarım Instagram'dan size. Neşe Hanımcığım hoş geldiniz. Çok teşekkür Hoş ediyorum. Beni bulduk. kardeşiniz olarak gördüğünüz için Allah razı olsun sizden. Olur mu? Sizi yıllarca izledim. Çok Hep de teşekkür ederim. yazışırız. Sağ Size olun cevap Neşe Hanımcığım. verirsiniz. Hadi dinliyorum Yüreğinize hemen. sağlık. Ben Instagram'daki hemen hemen bütün seyircilerime cevap veriyorum. Hocam sizi Çok dinliyor. teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Çok güzelsiniz. Çok Çok teşekkür ederim. tatlısınız. Utandım. Hayır, Sağ olun. utanmayın. Siz adınız gibi nur yüzlüsünüz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam sizi dinliyor. Buyurun. Ben evim pek büyük değil ama pencereden uçak geçiyor. Bugün sabaha karşı pek bir daha da görmem. Hocamı izledikten sonra bir haftadır rüya görüyorum. Pencereden uçaklar kalkıyor, yapıyor. Bir tanesi çatıya değiyor ama yıkılmıyor. Hiçbir şey olmuyor. O korkuyla ben abdest alıyorum. Zaten sabah namazına kalkacaktım. Bu kadar yani heyecanlandım da şimdi. Tamam. Şimdi Aslında birçok şey söylemek istiyordum. Habibe Hanım'a da teşekkür ederim. İsmini şeyine verdi bu çok sağ arada. olun Neşe Hanım. Şimdi bakalım bu Ha. uçak size ne anlatıyor? Bir şeyin Uçaklar habercisi mi? iyidir. Mehmet Bey'e de teşekkür ederim. Şimdi Instagram'dan bize genelde hep yazıyorlar. Yani hep genelde uçak. Bu haftalarda çok uçak görenler oluyor. Biz yorumlamak istiyoruz canı gönlünden de. Zaten 3000-4000 tane mesaj geliyor. Keşke hepsine yetişebilsek. Yine hocam yani elinizden Evet, geldiği kadar geldiği kadar lütfen yapmaya çalışıyoruz. cevaplarsanız mutlu Evet. oluruz. Şimdi rüyada Neşe Hanım uçağı görmüş. Rüyasını Şimdi dinlediniz. efendim tabii güzel rüya görmek isteyenler ya da rüyasını tam hatırlamak isteyenler için küçük bir anekdot söyleyeceğim. Uyurken ayaklarınızı lütfen kıbleye doğru uzatmayalım. Yatarken ayaklarımızı kıbleye doğru uzatmayalım. Eğer biz bunu yaparsak hem güzel rüya mesaj almış oluruz hem de rüyamızı unutmayabiliriz. Şimdi hanımefendi çok güzel bir rüya söyledi ama uçağın içinde miydi? Ben dikkat ettim. Uçağı sadece gördüm. İçinde değilim. Kaç motorlu olduğunu bilmiyorum. Bu gördüğüm uçak jet miydi? Bu gördüğüm uçak kaç Hocam bu ne motorluydu? ahiret soruları? Bunlar çok önemli. Çünkü detay. Çünkü Kaç detay. motorlu olduğumu? Tabii. Yani şimdi mesela örnek veriyorum. Şimdi görmüş olduğu uçak tabii düz olarak yüzeysel yorumlamak zorunda kalacağız. Görmüş olduğu uçak kendisinin uzaktan olan bir akrabasını Hocam kendisini ya ben ziyarete şimdi gelmesi. anlarım. Uçağın rengini sorsanız falan anlarım da motor sayısını ne bilelim? Büyüklüğüne göre herhalde. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela dört motorlu bir uçak olmuş olsa görmüş olan kişinin 4 ay içerisinde kendisine çok sevinçli bir haberin geleceğini. Allah Tabii. Allah. Şimdi 2 motorlu bir uçak görmüş olsa, kargo uçağıysa Allah nasip ederse çevresinde sevdiği bir insanın ya evini taşımasını ya kendisinin bir evini taşımasını. Allah Ya da Allah. bekar çocuğu varsa o çocuğun evlenmesini. Eğer uçak kırmızıysa erkek evladı varsa bekar evinden çıkacağını başka bir eve O taşınacağını. zaman benden söylemesi rüyalarınızı görünce artık bir kenara not alın. Evet. Bizi öyle arayın. Aynen. Şimdi